İzmir'de şu anda en eski amatör topluluk olarak yer alan Öykü Tiyatro'nun da aynı zamanda yöneticisiyim. Uzun yıllar TRT'de çalıştım. Çocuk Saati, Radyo Tiyatrosu, Arkası Yarınlar. Sonra kendi reklam ajansımı kurdum. Kendi tiyatromuzu kurduk. Ve o günden bugüne İzmir'de kültür ve sanat ortamına elimizden geldiğince bir şeyleri üretmeye çalışıyoruz diyelim. Sadece yaşadığım dönemi anlatabilirim. Bizden önceki dönemleri belgesellerden, tarihsel anlamdaki bilgilerden insanlar öğrenebilir. Zaten her yerde bunlar yayınlanmış ve sanat yaşantım 1965'te çocuk saati sınavlarını kazanmamla başlıyor. O zaman TRT yok daha. TRT sanırım 67'de girdi devreye İzmir Radyosu olarak. 65'te çocuk saatiyle başlayan bu sanat serüveni lisede, lise 1'de Karşıyaka'da özel bir tiyatro olan İzmir Halk ve Çocuk Tiyatrosu, rahmetli Yücel Çiftçi tarafından kurulan bir tiyatroydu. O devreye girdi daha sonra. Lise dönemi, üniversite yılları diyelim, Türk-Amerikan Kültür Derneği oyuncu ve yönetmenliği yaptım. Sonra 1984'te Reklam Sanat Merkezi olarak kendi ajansımızı kurduk. Hemen akabinde de Reklam Sanat Merkezi Tiyatro Topluluğu, daha sonra isim değiştirdik, Tiyatro İzmir olarak. O dönemde oldukça renkli, sevimli kitleler derken çocukları özellikle ele aldık. Onların zevkle izledikleri çocuk oyunları yaptık ağırlıklı olarak. Bir iki yetişkin oyunumuz da vardı tabii ama ağırlıklı çocuk tiyatrosuydu. Gene onunla koşut olarak yürüyen 70'li yıllarda Buca'da başlayan rahmetli değerli hocalarımız Suat Taşer ve Günay Akarsu öncülüğünde oluşturduğumuz Merhaba Tiyatro Topluluğu'nun ve Öykü Tiyatro Topluluğu'nun çeşitli yerlerde, çeşitli zamanlarda oyunları oldu. O da bir önemli süreçtir benim için. Sonrası reklam ajansını kapamak zorunda kaldık koşullar nedeniyle. Ve etkili ve güzel konuşma derslerine başladım ben. İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı aracılığıyla. O gündür bugündür bu işleri de sürdürmek istiyorum. Talep olursa elbette. Onun ötesinde bugünlerde ne yapıyoruz dersek, bugünlerde daha çok derneklerimiz var. Ege 78'ler Derneğimiz var. Demokrasi Dostluk Dayanışma Derneğimiz var. İzmir Tiyatroları Derneğimiz var. Onlarla ilintili olarak bir takım organizasyonlar ve anmalar yapıyoruz. Reklam ajansım açıkken belediyelerle çok iş yaptık biz. Özellikle organizasyonlar, festivaller ve şenlikler bazında. Sizler pek iyi anımsamayabilirsiniz ama 12 Eylül'den sonra bir takım şenlikler, bir takım festivaller oluşturulmaya başladı. İlk Muğla'da oldu bu. Muğla Belediyesi yaptı. Daha sonra İzmir'de, Dikili'de Osman Özgüven aracılığıyla başlatıldı bir festival. Akabinde biz devreye girdik Reklam Sanat Merkezi olarak ve 87, 88, 89, 90 bu 4 yıl ajansımızın etkinliğinde tabii ki oluşturulan komiteler mutlaka vardı ama profesyonel olarak bakış aktardığımızda bu festivallere ağırlıklı olarak biz vardık. Sadece Dikili Belediyesi değil, örneğin Burhaniye Festivali'ni de ilk olarak biz gerçekleştirdik birincisini Reklam Sanat Merkezi olarak. Sayabilirim daha, Turgutlu diyebilirim, Ali Ağa diyebilirim, Menemen diyebilirim. Belediyelerle bu anlamda çok yakın ilişkilerimiz oldu. Temel olarak şunu söylemek gerekir, yani yıllar, bu söylediğim yıllar çok gerilerde kaldı ama güne baktığımda, belediyelerin çalışmalarına baktığımda şimdi söyleyeceğim bir iki temel sorun hala geçerli. O temel sorunlarından bir tanesi belediyelerin eleman meselesi, personel meselesi. Yani başkanlarla beraber elemanlar değişiyor. Elemanlar değiştiğinde yapılan iş bu kez tekrar başa sarıyor. Birincisi bu. İkincisi, göreve getirilen ya da gelen belediyelerin
personellerine baktığımızda, genelleme yapmak istemiyorum ama ağırlıklı olarak gene öyle söyleyeyim. Bu işleri çok iyi bilmeyen, deneyimleri çok fazla olmayan, iyi niyetli peki bu işi severek yapmaya yönelen personeller çıkıyor karşımıza. Yani ben bütün bu saydığım çalışmalarda en azından benim bilgilerimin ve deneyimlerimin yarısı kadar olan bir personelle karşılaştığımda müthiş kıvanç duyuyordum. Niye? Çünkü diyalog kurabiliyorsun. İşi yaparken kolaylaşıyor. İki temel sorun bu. Tabii ki bunların dışında alt yapıda çözümlenmesi gereken sorunlar da var. Nedir o? Birinci planda belediyelerin hukuksal ve bürokratik donanımları ve etkinlikleriyle, yaklaşımlarıyla bu işleri yapacak olan ve yapan firmaların bir ortaklık oluşturması gerekiyor. Bu ortaklık hem teknik düzeydedir, hem hukuksal yöndedir, hem bürokratik yöndedir, hem sanatsal yöndedir, hem kültürel yöndedir. Birbirinin içindedir bunlar. Onları çözebilmek için de sorunlar ne yazık ki çok fazlaca kolaylıkla aşılamadı. Onu söyleyebilirim. Geçmişle ilintili söylediklerim demin de ifade etmiştim. Bugün de çoğunlukla geçerli. Geçen dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Tunç Soyer'le birkaç çalışma yaptık. Şimdi belediye başkanımız olan Sayın Cemil Tugay'la bir takım gene organizasyonlar yaptık. Bütün bu söylediklerimin hepsini aynı ile vaki yaşadık. Yeni dönemde sevgili Cemil Tugay'ın bu anlamda işi zor görünüyor. Niye? Çünkü İzmir'e baktığımızda İzmir'de şimdi gerek sinema anlamında, gerek tiyatro anlamında, gerek organizasyonlar anlamında yetişmiş eleman çok sayılır. O nedenle Büyükşehir Belediye'mizin eleman yetiştirmeye dönük çalışmaları hızlandırmasında büyük yarar var. Yani bu aklıma ilk gelenleri söyledim. Siz olayı genişletebilirsiniz. Çünkü bir belediyenin sadece bu işlerle uğraştığını söylemek çok doğru olmaz. Ama mutlaka yapılması gereken bir şeyden bahsediyorum ben. Personel eğitimi, personel yetiştirimi. Onun ötesinde malum yaşadığımız günlere baktığımızda mevcut iktidar, özellikle solda olan, sosyal demokrat olan, sosyalist olan, komünist olan belediyelere gereken yardımı yapmayacak, engelleyecek. Bu net. Ama bunlar yapılmıyor diye kentlerimizde, kasabalarımızda belediyelerimiz başka türlü davranmak zorunda. O başka türlü davranmak ne? Yeterli bir biçimde kaynak üretmeye yönelmek. O kaynaklar her birimde, her ilde, her ilçede farklılıklar gösterebilir. İşte o farklılıklarda ne zaman, nasıl yapılmalı ki belediyeye bu anlamda bütçe ve kaynak aktarılsın, o belediye başkanlarının ve onların ekiplerinin işi. Ama eski deyimle söyleyeyim, behemal bu işe de el atmak gerekiyor. İzmir kent olarak kültüre, sanata çok uzak bir kent değil. Bir sürü şey yapılıyor, yapılmaya çalışılıyor. Ama gene yapılan şeylerin ya da yapılmak istenen şeylerin hem Büyükşehir Belediyesi açısından hem de ilçe belediyeleri açısından koordinasyonun sağlanması diye başka bir sorun var. O koordinasyonu da öncelikli olarak Büyükşehir Belediyesi'nin ele alması ve diğer belediyelerle bağlantı kurması gerekiyor. Diğer belediyeler dediğimiz sadece İzmir'e özgü değil. Yani İzmir'in çevresi var. Koskoca bir Ege bölgesi var. Hadi peki oralara kadar uzanamıyor diyelim ya da uzanması zor diyelim. Ama en azından İzmir'deki 30 ilçe mutlaka ve mutlaka bu bağlamda koordineli bir çalışmaya yöneltilmeli. Bu da tekrar altını çiziyorum. Büyükşehir Belediye'mizin görevidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerdeki kazanmış olduğu bu başarıyı kültürel ve sanatsal anlamdaki alana aktarması bir zorunluluktur. Bu zorunluluğu yerine getirebilmek için de parti merkezinden kaynaklı ve uzun erimli, yani kısa dönemler ve kısa vadelerle değişecek politikalar değil, uzun erimli politikalar
geliştirmesi gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi merkezinin. Baktığımızda geçmiş dönemde bireysel olarak bir takım kültür bakanlarının bu işi yapmaya soyunduğunu biliyorum. Ama soyunmakla kaldı ne yazık ki. Uzun erimli politikalar üretilmedi. Tabii ki politikaların üretilmesi, bu anlamdaki sanatsal politikaların üretilmesi bir de iktidarla bağlantılı bir şey. Yani iktidara gelemiyorsanız siz istediğiniz kadar bunları yapın, edin, uygulama şansı ne yazık ki bulamıyorsunuz. Devlet yönetimi, iktidar yönetimi anlamında söylüyorum bunları. Yoksa demin konuştuğumuz gibi bunlar var diye belediyelerin bu işleri yapmaktan kaçınması gibi bir favor söylemiyorum. O nedenle genel anlamda bu konuda eksiklik olduğunu söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Geçen dönem sevgili Tunç Soyer başkan seçilmezden önce biz birlikte yapacağız bu işleri, birlikte yöneteceğiz sivil toplum örgütlerimizle demişti. Bu kısmen başarıldı. Yani çok başarılı olduğunu söyleyemem. Yerel bir takım ya da küçük küçük bir takım şeyler yapıldı. Yani onları örneklemek de gerekmiyor şu anda. Yeni dönemde birincil planda, bu söylediğiniz soruya yanıt olarak birinci planda sivil toplum örgütlerinin, hemşeri derneklerinin, emek demokrasi güçlerinin ve İzmir'de kültür ve sanat anlamında etkinlik gösteren bir takım kuruluşların mutlaka ve mutlaka devreye sokulması lazım. Yapılacaksa onlarla birlikte yapılması lazım. Onlara ses vermek lazım. Onların kulaklarına hitap etmek lazım. Bu sadece bu alanda değil, aslında demokrasi anlamında, demokrasinin geliştirilmesi anlamında da çok geçerlidir. Yani tabip odalarıyla, mimar mühendis odalarıyla, sayın baroyla, sendikalarla mutlaka ve mutlaka, madem böyle bir istem var, bu istemin karşılanması ancak ve ancak el atılmasıyla gerçekleşir. Benim geçmişim 60 küsür yıla dayanıyor. Söylediğim gibi 65'te çocuk saatiyle başladığım o mücadele hem demokrasi, sosyalizm anlamında hem de kültür, sanat ve tiyatro anlamında devam ediyor. Kültür, sanat, demokrasi politikası. Ve bu politikayı bir parti, örgütlü bir parti yönetir. İşte öyle bir örgütlü parti oluşturulabilirse, o zaman genel anlamdaki bu politikalar aşağıya doğru örülmeye başlar ve bugün değil, yarın değil, bir yıl değil, iki yıl değil, beş yıl değil, Türkiye'nin 10 yıl, 15 yıl, 20 yıllık geleceğine dönük politikalarla ancak sağlanır.